Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Yunan Bakan, Ayasofya için bize sadece Rusya yardım edebilir. Yunanistan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini hala sindirememiş görünüyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Ayasofya'nın kültürel karakterinin korunması için Rusya'dan yardım istedi. Yunanistan Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlenen Yunan-Rus Tarihi Ortak Yılının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Varvitsiotis, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusuna değinerek, Ayasofya'nın kültürel miras anıtının kimliğinin korunmasında Rusya'nın yardımını dört gözle bekliyoruz dedi. Bizi birbirimize bağlayan pek çok şey var diyen Varvitsiotis, Yunan-Rus ilişkilerini yeniden başlatacak olan Miçotakis'in Moskova'ya yapacağı ziyaretin yıl sonunda olacağını vurguladı. Yunan-Rus ilişkilerinde beklemede olan konuların ele alınacağını kaydetti. Öte yandan Türkiye'nin en büyük dondurulmuş balık üreticilerinden Dardanel, Yunanistan'ın en büyük, Avrupa'nın ise sayılı dondurulmuş balık üreticileri arasında yer alan Kalimanis SA'yı satın alarak yurt dışında önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Şirketin devrini sağlayan alacak-devir anlaşması resmen imzalandı. Türkiye anti-radyasyon füzesi geliştiriyor. Yeni füzenin ismi Akbaba. Türk savunma sanayi şirketlerinin milli imkanlarla Akbaba adında bir anti-radyasyon füzesi geliştirdiği bir süredir biliniyordu. 30 Haziran 2021 tarihinde Anadolu Kartalı 2021 eğitimi kapsamında düzenlenen basın ve seçkin gözlemci günü esnasında Akbaba'nın ismi de resmen kullanılmış oldu. Etkinlik esnasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında geliştirilen TUSAŞ TFX savaş uçağı ile ilgili olarak yerli yabancı basın mensupları ile yabancı askeri personellere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunum esnasında MMU TFX'in hava yer mühimmatı olarak Akbaba'yı da kullanacağı bilgisi paylaşıldı. Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden Akbaba, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde halihazırda bulunan AGM-88 HARM tipi antiradyasyon füzesinin yerini alacak. Milli antiradyasyon füzesi Akbaba'nın HARM ile benzer fiziki özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Antiradyasyon füzeleri, radar, komuta kontrol ve elektronik harp sistemleri gibi hedefleri imha etmek için geliştirilmişlerdir. Pasif radar güdüm sistemi sayesinde radyasyonun yoğun olduğu noktaya yönelerek kara ve denizlerde konuştu sistemleri imha etmek amacıyla kullanılıyor. İngilizler böyle duyurdu. Türkiye için zafer, Yunanistan için baş ağrısı. SİHA'lar, insansız sistemler zırhlı araçlar ile milli silah ve mühimmatların üretiminde ve envantere kazandırılmasında önemli hamleler gerçekleştiren Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları da bu alanda dikkat çeken bir konu. İngiltere'de haftalık olarak yayımlanan The Economist'te, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlük elde ettiğine ilişkin önemli bir değerlendirme kaleme alındı. Piri Reis denizaltısının Mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirildiğini hatırlatan dergi, bu gelişmeyi Türkiye donanması için bir zafer ve Yunanistan için bir baş ağrısı ifadeleriyle yorumladı. Havadan bağımsız tahrik sistemli Piri Reis denizaltısı, Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltılar projesinin ilk ürünü denilen yazıda, ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip bu denizaltı için ekonomiste konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Jones Peters, denizaltının sessiz seyir özelliğine övgülerde bulundu. Peters, klasik dizel elektrikli denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu denizaltı için bu süre 3 hafta diye konuştu. Piri Reis'in reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse sıfır gürültü emisyonu ile çalıştığını da ifade eden Peters, bu Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmeldir dedi. Dergiye konuşan uzmanlardan King's College London'dan Emmanuel Karagiannis ise, Türk denizaltılarının Yunanistan ile Türkiye arasındaki deniz dengesini yeniden şekillendireceğini söyledi. Denizaltıların Yunanistan'ın Kıbrıs, Mısır ve İsrail'e ulaşmak için inşa etmeyi planladığı denizaltı kablolarını gözetlemek de dahil, tartışmalı sularda istihbarat toplamak için kullanılabileceğini yazan dergi, haberinde Karagiannis'in şu değerlendirmelerine yer verdi. Denizaltılar orta menzilli gemi savar füzeleriyle de silahlandırılabilir. Bu denizaltıları hedef alacak Yunan gemilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirebilir. Ama bu Türkiye'nin yerli silahlarını Alman tasarımına ne kadar iyi entegre edebileceğine bağlı ifadelerini kullandı. Makedonya, Türkiye'nin Balkanlardaki askeri kalesine dönüşüyor. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gurjinovski, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Ankara'da bir araya geldi. Generaller Gurjinovski ve Güler'in toplantısında ikili askeri işbirliği tartışıldı. Yeni ortak performans ve işbirliği biçimleri yoluyla daha fazla genişleme olasılıklarının yanı sıra
Ortak eğitim ve tatbikatlardan oluşan mevcut durumun yoğunlaştırılması, ortak misyonlara katılım ve her iki ordunun yeteneklerinin kullanımı konuları ele alındı. General Gurjunovski, Güler'e Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece entegrasyon sürecinde değil, aynı zamanda NATO ittifakına tam katılımlarından ve sayısız askeri teçhizat bağışından sonra sağladığı koşulsuz destek ve yardım için teşekkür etti. Gurjunovski, Kuzey Makedonya'daki misyonların çoğunun Türk misyonunun himayesi altında olduğunu ve Afganistan'daki barışı koruma operasyonlarına ortak katılımı da vurgu yaptı. Ziyaret sırasında Gurjunovski başkanlığındaki askeri heyet, Türk Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra askeri sanayi tesislerine de ziyaret etti. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın stratejik ortağı olarak önemli bir faktör ve ordunun modernizasyonuna ve NATO üyesi ülkelerinin standartlarına uygun yeni, modern araçlarla donatılmasına katkıda bulunuyor. NATO testlerini dize getiren yerli silah MPT-76 dünyanın ağzını açık bıraktı. Milli Piyade Tüfeği'nin hikayesi 2000'li yılların başında başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve hali hazırda envanterde yer alan G3'lerin yerini alması için tüm hakları Türkiye'ye ait olan modern bir piyade tüfeği geliştirilmesini istiyordu. Ve Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeğinin geliştirme projesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Kale Kalıp'a teslim edilmişti. Arge sürecinde Türk mühendisler sınırları zorlamanın peşindeydi. Mehmetçik için adeta eşsiz bir silah üretmek istiyorlardı. Tarihler 2014 yılını gösterdiğinde ise o çelikle, akıllı ve inançla dövülen ilk MPT-76'lar ortaya çıkmıştı. MPT-76'lar tam da mühendislerin aklındaki ve Mehmetçiğin istediği gibi olmuştu. Hafif, etkili ve dayanıklı. 4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek 600 metreye kadar etkili menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76'lar 7.62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek bu özelliğiyle bir anda tüm dünyanın da dikkatini çekti. Mehmetçik yerli tüfeğine kavuşmak için sabırsızlıkla beklerken MPT-76 ise zorlu kabul testlerine hazırlanıyordu. MPT-76 NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçti ve dünyada bir ilke imza attı. Dünyanın en iyisi olarak gösterilen ABD ordusunun kullandığı M16 bu testlerin yaklaşık 25'ini geçebiliyor. Ama ilk başta da dediğimiz gibi Türk mühendisler bu alanda Türkiye'nin farkını ortaya koymak için yola çıkmıştı. Ve bu 42 testle yetinmedi, MKE bu kriterlerin üzerine 10 test daha koydu. Ve MPT-76 bu testlerde de başarılı oldu. NATO standartlarında piyade tüfekleri için 1000 mermi atımında boş kovan sıkıştırma, mermiyi yuvadan dışarı atmama gibi 8 basit hata normal karşılanıyor. Ancak MPT-76'da bu rakam 1000 mermide 3 basit hataya düşürülerek bir rekor kırıldı. Tüm testlerden alnının akıyla çıkan MPT-76 hızla seri üretime alındı ve TSK'ya teslim edilmeye başlandı. Mehmetçiğin hem yurt içi hem de sınır ötesinde terörle mücadelede kullanmaya başlamasıyla sahada kendini kanıtlayan MPT-76 dünyadan ilk talipleri gelmeye de başladı. Bugün Türkiye'nin envanterinde 65 binin üzerinde milli piyade tüfeği bulunurken KKTC, Somali, Senegal ve hatta NATO üyesi Arnavutluk'ta MPT-76 kullanıyor. Birbirinden zorlu kabul testlerine giren MPT-76 ise aldığı her başarılı sonuçla Türk mühendislerinin geldiği noktayı bir adım daha yukarı çıkardı. Türk F-16'ları işaretledi, Su-25'ler vurdu. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının katıldığı Anadolu Kartalı tatbikatında çarpıcı sahneler yaşandı. Türk F-16'larının işaretlediği hedefler Azerbaycan'a ait Rus yapımı Su-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının müşterek hava harekat kabiliyetlerinin denendiği tatbikatta 3 ülke havacıları sahip olduğu standartlarla dünyada 3. Avrupa'da tek taktik eğitim merkezi olan Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nde eğitimlere tabi tutuldu, kuvvetlerin harbi hazırlıkları gözden geçirildi. Tatbikatın müşterek harekat kabiliyetlerinin denendiği fiili atış bölümünde Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ileri koordinasyon yeteneği göz doldurdu. Mühimmat yüklü kalkan savaş uçaklarının belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirdiği tatbikatta, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 savaş uçaklarının işaretlediği hedefler, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçaklarının tam isabetiyle vuruldu. Bu operasyonda önemli bir detay da, Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları ile Rus menşeili Su-25 savaş uçaklarının ortak operasyon kabiliyetinin denenmesi oldu. Rusya kaynıyor, sistemler Türk sihasına kilitlendi. Ukrayna ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Deniz Meltemi 2021 tatbikatında görüntülendi.
Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi. Moskova'da ise Ukraynalı bayraktarların paniği sürüyor. Rus medyasında çıkan haberlerde şu ifadeler yer aldı. NATO ülkelerinin ve müttefiklerinin askeri tatbikatları oldukça kışkırtıcı hale geldi. Böylece Rus karasularına meydana gelen bir dizi olaya ek olarak tatbikat sırasında Rus hava sahası sınırları yakınında faaliyet gösterebileceği iddia edilen Ukrayna Bayraktar TB2 saldırı uçağının dahil olduğu öğrenildi. Şu anda Ukrayna'nın Deniz Meltemi 2021 askeri tatbikatlarında daha önce Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçlarını kullandığını görüyoruz. Dronların sıradan keşif misyonları gerçekleştirmemesi dikkat çekti. Ayrıca dronların MAMC füzeleriyle silahlandırıldığı gerçeğine de değinmemiz gerekiyor. Öte yandan uzmanlar Rus ordusunun Ukrayna hava sahasının sınırlarına yakın uçuşlarını neredeyse adım adım izlediğine dikkat çekiyor. Rus basını, ileri teknoloji bayraktarların Rus hava savunma sistemlerinin test edilmesi için hedef kilitleme ve takip denemeleri yaptığını da yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye küstah suçlama, ilk kez NATO ülkesi listede. ABD'den Türkiye'ye gerilimi yeniden tırmandıracak bir suçlama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, 2021 insan kaçakçılığı raporunda skandal bir karara daha imza atarak Türkiye'yi çocuk savaşçı kullanan ülkeler listesine ekledi. Biden yönetimi Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli Sultan Murat adlı grubun çocuk savaşçı kullanması nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu. Asılsız ithamlarla Türkiye'yi hedef alan Washington yönetimi, açıktan destek verdiği PKK-YPG'nin çocukları kaçırarak dağlarda eğittiği gerçeğini ise sessiz kalarak ikiyüzlü bir tutum sergiledi. Birleşmiş Milletler Suriye'de PKK uzantısı YPG'nin çocukları savaştırmaya devam ettiğini raporlamıştı. BM tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan raporun detaylarında, Suriye'de son 2 yılda 400'den fazla çocuk örgüt tarafından savaşçı olarak kullanıldı. Silahlı gruplar çocuklara karşı kaçırma, tecavüz, savaştırma gibi 4700'den fazla ihlal gerçekleştirdi. YPG 318 çocuğu, örgütün kadın kolu YPJ ise 99 çocuğu alıkoyarak savaştırdı. Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG-PKK, bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için BM ile anlaşma imzalamasına rağmen çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam etti ifadeleri kullanılmıştı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.